Gaziantep'in nasıl güçlü bir şekilde önümüzdeki seçimlerde şimdiye kadarki başarılarının çok üstünde bir başarı ortaya koyacağını görüyoruz. İnşallah Gaziantep'teki bu ruh dalga dalga, Gaziantep'teki bu irade dalga dalga Türkiye'nin her tarafına yayılacak. Türkiye'nin her tarafındaki kardeşlerimizin yükselttiği bu irade, yükselttiği bu inanç, Gaziantep'te bugün gözüken bu azim, bu kararlılık bizim geleceğe yürümemizin yol haritasıdır. Bizim geleceğe yürümemizin pusulasıdır. Bizim geleceğe yürürken gelecekteki ufuklarımızı karartmak isteyenlere karşı en büyük cevabımız bu Gazi şehirdir, Gaziantep'tir, bu salondaki kardeşlerimizdir. Zaman zaman çeşitli haberler yayıyorlar. Türkiye şöyle krize girecek. Türkiye böyle tehditlerle karşı karşıya kalacak. AK Parti gidecek, Recep Tayyip Erdoğan zayıflayacak diye. Bunların hepsi onların yaptığı temennilerdir. Halbuki Gaziantep'li bunların çok daha veciz ifadesini görmüştü. Bir zamanlar ne demişlerdi? Siyasi olarak önü kapandı. Başbakan olamaz, muhtar bile olamaz demişlerdi. Ne oldu? Bütün Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'liler de Cumhurbaşkanımızın arkasında durdular. Başbakan da oldu, Cumhurbaşkanı da oldu. İnşallah bir dahaki seçimde milletimizin tercihiyle, milletimizin desteğiyle, milletimizin teveccühüyle ve Gaziantep'in bu büyük iradesiyle Kılıçdaroğlu'nu bir kere daha yanıltacağız. Beraber yürüdüğü terör destekçilerini bir kere daha yanıltacağız. Cumhurbaşkanımıza saldıranları, AK Parti'yi hüsrana uğratmaya çalışanları bir kere daha önce Gaziantep'te sonra Türkiye'nin her tarafında hüsrana uğratacağız. Aziz kardeşlerim, önümüzdeki seçimler Türkiye açısından 2023 ufuklarına ulaştığımız seçimlerdir. Ondan sonra Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 ufuklarına doğru ülkemiz, biricik Türkiye'miz büyük bir iradeyle yürüyecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetlerimiz döneminde yapılan şeyler Türkiye'yi artık G20 ülkesi olmanın ötesinde G7 ülkesi olabilecek bir ufkun içerisine sokmuştur. Önümüz açıktır. Yolumuz aydınlıktır. Herkesin YS hüsrana kapıldığı, ne olacak dediği zamanlarda Cumhurbaşkanımızın bir açıklamasıyla bütün bu tuzakların, bütün bu engellerin nasıl darmadağın olduğunu, nasıl tarumar olduğunu, nasıl ortadan kaldırıldığını hep beraber gördük. Geçmişte de yaşadık biz bunu. En koyu, en karanlık günlerde üzerimize vesayetle geldiler. Üzerimize siyasi tuzaklarla geldiler. Üzerimize siyasi suikastlerle geldiler. Üzerimize siyasi komplolarla geldiler. Ama sonuç olarak hep beraber siz bu salonları doldurarak, bu büyük iradeyi tesis ederek, bu büyük siyasi iradeyi dimdik ayakta tutarak bu tuzakları bozdunuz. Bu komploları dağıttınız. Bu engelleri aştınız. Bu suikastçıları bertaraf ettiniz. Onun için hiçbir şekilde ufkumuzu karartmaya gerek yok. Hiçbir şekilde yanlış bir takım propagandalara kapılmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımızın ne dediğine bakacağız. AK Parti'nin istikametine, Cumhur İttifakı'nın istikametine bakacağız. Bu yolu kardeşçe, iradeyle, güçle, azimle yürümeye devam edeceğiz. Siz ve sizden önceki arkadaşlarımız büyük başarılara imza attınız. Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığı zamanlarda, Türkiye'ye ayar verilmeye çalışıldığı zamanlarda, Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye zarar verilmeye çalışıldığı zamanlarda sizler çıktınız meydanlara ve dediniz ki biz buradayız. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Biz Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin kalkınması, Türkiye'nin gelişmesi için 24 saat çalışmaya hazırız. Ve sonuçta ne oldu? Salon salon, mahalle mahalle yürüyen bu irademiz daha büyük bir iradeye dönüştü. Ve bütün Türkiye'yi saran bu irade AK Parti'yi dünyada bir dünya markası haline getirdi.
Herkes dünyanın her tarafında Türkiye'de ne olup bittiğiyle, Türkiye'de neyin gerçekleştiğiyle, AK Parti'nin ne yaptığıyla, Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir siyaset yürüttüğüyle son derece yakından ilgili. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı krizlerden bugün bölgesinde ve dünyada büyük oyuncu haline gelmesi, emin olun sizlerin bu salonlarda omuz omuza, kardeş kardeş ortaya koyduğunuz bu irade ve dayanışma sayesindedir. Eğer bu irade ve dayanışma olmasaydı eskiden olduğu gibi olurdu. Eskiden ne oluyordu? Bir takım iktidarlar iktidara gelirken vatandaşın sesini dinliyorlar. İktidara geldikten sonra vatandaşın sesini dinlemeye kulak tıkayıp başkalarına kulak veriyorlardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.